Bu videoda özellikle uzay görevlerinde yeni bir çağın kapısını araladığını düşündüğüm SpaceX'ten sizlere bahsetmek istiyorum. SpaceX 18 yıl önce Elon Musk tarafından kurulmuş bir firma ve bu 18 yıla pek çok ilki sığdırmış durumda. 2008'de özel sektör tarafından finanse edilen ilk sıvı yak attı roket Falcon 1'i yörüngeye ulaştırmayı başardı SpaceX. 2010'da bir uzay aracını fırlatıp yörüngeye sokup başarılı bir şekilde indirebilen ilk özel sektör şirketi olmayı da gene başarıyor. 2012 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na uzay aracı gönderen ilk özel şirket oluyor. Ve 2015 yılında dünyadaki hiçbir devlet havacılık ve uzay dairesinin yapamadığı bir şeyi yaparak uzay araçlarını yörüngeye taşıyan bir roketi dünyaya geri indirmeyi başarıyor. Ve 2017 yılında geri indirdikleri bu roketi yeniden bir görevde kullanmayı başarıyorlar. Muazzam! Geçtiğimiz günlerde ise hatırlayacağınız üzere ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşıyan özel şirket unvanını ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Hepimiz evlerimizde canlı yayında izledik. İnanılmaz bir internet hızında canlı yayında kaç saat yolculuğu uzay istasyonuna kilitlenmeyi, astronotların nasıl uzay istasyonuna girdiklerini canlı olarak hep beraber farklı sosyal medya araçları üzerinden izledik. Gerçekten çok ilginç bir yüzyılda yaşıyoruz. Bunları önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemlerde çok daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Havacılık ve uzay sektöründe 18 yıl gibi kısa bir süre bu kadar ilki gerçekleştirebilen bir şirketi incelemenin girişimcilik, inovasyon ve kararlılık konularında bize çok şey katacağına inanıyorum. Bunun yanı sıra SpaceX uzay keşiflerinin ve bu konudaki inovasyonların kamu yönetişimiyle nasıl daha ileri noktalara taşınabileceğini de görmek açısından oldukça ilgi çekici bir olgu. Ve bu olguyu ilgi çekici olmasından ziyade gençlerimize örnek olabilecek farklı bir şekilde modellerle de karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Ülkemizde de muazzam uzaya yönelik çalışmalar var. TÜBİTAK bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Uzay araştırmaları enstitülerimiz bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Ve önümüzdeki dönemlerde o kadar inanıyorum ki ülkemizden, dünyadan roketlere binip uzaya fırlayacak astronotlarımız olduğunu hep beraber yaşayacağız, hep beraber göreceğiz. İsterseniz öncelikle SpaceX fikrinin nasıl doğduğuna bir bakalım. Yıllardan 2001. Şirketin kurucusu Elon Musk bir hayal ile yola çıkıyor ve Mars'ta kolonileşmeyi öngören bir planı kamuoyuyla paylaşıyor. Musk bu planı kamuoyuna duyururken uzay keşiflerine ilgiyi tekrar artırmayı ve bu sayede NASA'nın bütçesinin artırılmasını planlıyor. Kendisiyle Türkiye ziyaretinde tanışma fırsatı bulmuştum. O zaman kısa bir görüşme oldu. Yani çok uzun bir görüşme değildi. 2-3 dakikalık bir yüzle görüşmemiz oldu. Ama o esnada aklımda olan bir soruyu sormak istedim. Yani nasıl bu başarıyı elde etti? SpaceX bu başarıyı nasıl elde etti diye sorduğumda tek cümleyle ne cevap verirsiniz dediğimde demişti ki bizim bütün çalışanlarımız Mars'a bir gün gideceğimize inanıyor. İşte bu çok önemli. Yani şirketin çalışanlarının hangi birimler doğrusu olursa olsun inanması, bu hayali gerçekleştirmeye inanıyor olması belki de bugün bu yaptıkları başarının en önemli noktalarından biri. Musk bu planı kamuoyuna duyurduğunda tabii ki uzay keşiflerine ilgiyi tekrar artırmayı ve bu sayede NASA'nın bütçesinin de artırılmasını planlıyor. Planını gerçekleştirmek için Rusya'ya seyahat edecek uygun fiyatta roket satın almayı düşünüyor ve Rusya'da bu görüşmeleri yapıyor. Fakat Rusya'da aradığını bulamıyor. Dönüş yolculuğunda SpaceX'in iş planını kafasında şekillendirmeye başlıyor ve yeniden kullanılabilir roketlerin, uzaya ulaştırılacak uydu ve uzay aracı gibi kargoların maliyetini ciddi oranda düşüreceğine inanarak 2002 yılında şirketi aynı inanca sahip 160 kişiyle kuruyor. Sadece 160 kişi. Uzay araçlarını uzaya taşıyan roketler yakın geçmişe kadar tek kullanımlı. Bu durum uzaya gönderilecek her şeyin maliyetini de katlamaktaydı. Musk bu durumu bir analoji ile açıklamayı tercih ediyor ve soruyor. Her uçak seyahatimizde uçakları parçalayıp baştan yapmamız gerekseydi,
bilet fiyatlarının ne kadar yüksek olacağını hayal edin. Yani bir hayal edelim, hep beraber hayal edelim. Yani uçağa biniyoruz, Ankara'dan İstanbul'a gidiyoruz ya da Hakkari'den İstanbul'a gidiyoruz. İndikten sonra uçağı tekrar parçalıyorlar ve baştan yapıyorlar. Yani böyle bir hayal etmemizi istiyorum ben. SpaceX'in kuruluşunda bir hayal yatıyor aslında ve bu hayalse uzaya hemen herkesin ulaşabileceği ve bunu kılmak için de derin uzay araştırmalarını tekrar hareketlendiriyor. Bu hedefin önündeki en büyük engelse uzaya ulaştırmak istediği her objenin kilogram maliyetinin oldukça yüksek olması. 2000'lerin başında emekliye ayrılan NASA'nın Space Shuttle aracıyla uzaya kargo taşıma maliyeti kilogram başına $19,824. Avrupa Uzay Ajansı'nın Ariane 5 roketiyle bu maliyet $10,313. Rus Soyuz roketleriyle de $7,249 çıkıyor. Rus Soyuz roketi de biliyorsunuz Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşıyan roketlerden birisi. Çin'in ürettiği Long March 3B roketleriyle $5,833, Hindistan menşeli Polar Satellite ile de $3,947 iniyor. SpaceX'in aslında getirdiği bu yeniden kullanılabilir roket inovasyonu ise Falcon 9 roketinin yörüngeye kargo taşıma maliyetini $2,000'ın altına çekmesini sağladı. Özellikle belli başlı yerlerde hem internette olsun hem gençlerle, genç arkadaşlarımızla hasbihal ettiğimizde olsun bahsettiğimiz bir konu var. Kamu yönetişimi, yani public governance. Bu modelin ne kadar büyük bir değer yaratabildiğini aslında SpaceX bize başarı hikayesiyle tekrar hatırlatıyor. Bu model 90'lı yıllarda tartışılmaya başlanan bir model. Daha önceki dönemlerde devlet kurumlarının önünde iki seçenek olduğu düşünülüyordu. Bunlardan birincisi kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi görevini özel sektöre delege etmek. İkincisi ise bu hizmetleri bizzat üstlenmek. Kamu yönetişimi dediğimiz bu kavram aslında iki seçeneğin dışında üçüncü bir yol öneriyor bize. Ve diyor ki hizmetlerin vatandaşa ulaşması yine öncelikle devletin sorumluluğundadır. Tamam. Ama bu hizmetlerin üretim sürecine vatandaşları, özel sektörü, sivil toplumu, sendikaları da dahil etmesi çok kritiktir. İşte paydaşlar denilen bu tarafları belirli bir hizmetin üretebilmesi için seferdar ettiğiniz zaman ve yönlendirdiğiniz zaman ve koordine ettiğiniz zaman kamu yönetimini çok üst düzeylere taşıyorsunuz. Uzay görevleri ilk heyecan yarattığında 1950'lerden beri kamu kurumlarının tek başlarına hareketlendirdikleri bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Yani devletler sadece bu alana yatırım yapıyor, yüklü yatırımlar yapıyorlar. Yani hatırlıyorum ben Apollo zamanında, hatırlıyorum derken tabii yaşım o kadar değil ama okumalarımızdan olsun, gerek bilgi hazinemizden öğrenmeye çalıştıklarımızdan olsun hatırladığım 1959'lu yıllarda NASA'da Apollo projesiyle beraber 400 bin kişi çalışıyor. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Plus 30 seconds. Soğuk Savaş döneminde özellikle Sovyetler Birliği ve Birleşik Devletler'in başı çektiği uzay yarışı iki kutuplu dünyanın akılda kalan sembollerinden de herkesin bildiği gibi biri haline geliyor. Bu yarış insanlığı uzaya, hatta aya taşımakla kalmayıp iletişim ve haberleşme konularında çağ atlamasına yardımcı olmuştu. Her birimizin telefonlarında yer alan ve bizi A noktasından B noktasına yönlendiren GPS bu yarış sayesinde hayatımıza girmişti. Soğuk Savaş'ın ardından bu yarışın prestij değeri inanılmaz bir şekilde arttı. Aslında artması belli başlı inovasyonlar için olmuştu ama prestij açısından, reputasyon açısından, imaj açısından eskisi kadar da değildi. Yani bu yarış bir şekilde ortadan kayboldu ve uzay konusunda inovasyon ve rekabet eksikliği sebebiyle giderek de yavaşladı. Şimdi ise yalnızca SpaceX değil, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi pek çok özel sektör firması bu yarışı, rekabeti ve inovasyonu yeniden canlandırıyor. Bu rekabetin yeniden canlanmasıysa vatandaşa doğrudan geri dönüş ve
hizmet sağlıyor. SpaceX'in geliştirdiği Starlink projesi. Bunun belki de en somut örneklerinden biri. Hepimizin bildiği gibi internet ve veri altyapılarının bel kemiği okyanusların altında düşen fiber kablolar. Düşünebiliyor musunuz? Okyanusların altında, denizlerin altında şu anda bizim iletişimimizi sağlayan fiber kablolar var. Biz bunları görmüyoruz ama artık bunlar bizim hayatımızda. Büyük şehirler ve şehirleşmiş bölgeler bu ağdan en çok faydalanan bölgeler. Fakat kırsal ve küçük yerleşkeler coğrafi olarak ulaşması zor yerler ve ağ yapısından faydalanamıyor. Gerekli altyapıyı bu bölgelerde kurmak genellikle fazla maliyetli oldu. Elon Musk'ın kurduğu SpaceX şirketinin üzerinde çalıştığı Starlink uydu ağı ise bu sorunu internet ağı için gerekli altyapıyı dünya yüzeyinden uzaya taşıyarak aşmayı hedefliyor. Birçok sosyal medyada da paylaştık. İşte şu an üzerimizden uydular geçecek. Bir kafamızı kaldırıyoruz. 29-30 tane uydu tepemizden geçiyor. İşte onlar Musk'ın Starlink uyguları. Starlink'in resmi web sayfasında yer alan bilgilere göre Starlink uyduları sayesinde geleneksel uydu internetin performansından kat kat üstün ve yeryüzündeki altyapı gereksinimleriyle kısıtlanmayacak küresel bir internet ağı kurulacak. Böylece yüksek hızda geniş band internet sadece şehirlerden değil, daha önce interneti olmayan, internet erişimi çok maliyetli veya güvenilmez olan bölgelerden de ulaşılabilir hale gelecek. Starlink, Kuzey Amerika ve Kanada'da 2020 yılı içerisinde dünyanın genelinde ise 2021 yılında hizmete girmeye hedefliyor. 550 km uzaklıktaki yörüngelere SpaceX'in Falcon 9 roketleri yerleştirilecek olan yaklaşık 260 kilogram ağırlığında uydular. Ömürlerini doldurduktan sonra iyon motorları sayesinde bu uydular yörüngeden çıkarak uzayda da kirlilik yaratmayacaklar. Elon Musk'ın 23 Nisan 2020 tarihinde attığı tweet'e göre yaklaşık 3 ay içerisinde yüksek enlemlerdeki bölgelerde Starlink internet ağının özel testleri yapılacak. Yani yaklaşık 6 ay içerisinde ise kamuya açık olarak ürün testinin gerçekleşeceğini görüyoruz. SpaceX hikayesinden çıkarmamız gereken son bir ders daha olduğuna inanıyorum. SpaceX'in başarılarını sıralamak oldukça vaktimizi aldı. Fakat şirketin bunun neredeyse 2 katı kadar başarısızlığı da bulunmakta. Başarıyla gerçekleştirilen en son insanlı görev belki de bu göreve kadar sayısız SpaceX roketi yakıt alma aşamasında, uçuş aşamasında ve iniş aşamasında başarısızlığa uğradı. Hatta ilk başarılı uçuşuna kadar şirket o kadar roket kaybetti ki Musk'ın ifadesine göre ilk başarılı uçuş o gün gerçekleşmeseydi şirket iflasını açıklamak veya yeni yatırımcı bulmak zorunda kalacaktı. İşte risk budur. İnovasyon, girişimcilik, yenilik getirmek oldukça zor bir iş. Ama en büyük riskler en büyük başarıları getiriyor ve başarısızlık da bu sürecin bir parçası. Önemli olan bu süreçte asla vazgeçmemeyi unutmamak. Edindiğim bir tecrübe var. Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki en önemli fark vazgeçmemek ve her düştüğünde tekrar ayağa kalkabilmek.